Bora, saç kurutma makinesini bulamadım da. Banyoda. Sol alt dolapta. Tamam, teşekkür ederim. Atacığım, bu arada hoş geldin. Vallahi en nabile gitti. Sen Meltem diyordun, ne diyordun, bir şey diyordun. Bornozla mıydı o? Ben mi yanlış gördüm? Yo, doğru gördün. Bornozla. Meltem burada duş aldı. Yani birini evde bornozla görmenin şaşırılacak bir tarafı yok ki ya da. Neyse dur. Dur bak, ben sana her şeyi tüm gerçekliğiyle anlatayım. Ne oldu biliyor musun? Meltem Rüzgar'a aşık olmuş. Ya Meltem Rüzgar'a aşık olmuş. Rüzgar da Meltem'e kötü davranmış. Şimdi Rüzgar Meltem'e kötü davranınca Meltem incinmiş. Kırılmış, üzülmüş, ağlamış, ağlamış, ağlamış. Sonra içmiş, içmiş, içmiş. O içki artık boğazından, burnundan girmiş, kulağından çıkmış falan. İçmiş, içmiş, içmiş. Sonra beni aradı. Bora Bey, Boracığım, Boracığım dedi. Ya dedi, bana dedi bir konum atar mısın dedi. Ben de konum attım. Kapıma kadar gelmiş. Nasıl ağlıyor, nasıl ağlıyor? Görsem var ya üzülürsün. Hani sen de onunla beraber ağlardın. Her neyse, ben gittim, tuttum onu. Tam böyle düşecekti artık, bunun önünü göremiyordu, yürüyemiyordu. Aldım, gel dedim, gel. İnsanlık hala da. Gel, gel dedim, gel seni bir duşa sokayım dedim. Giderken yolda böyle omzuma kafasını koydu. Anlattı, 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 anlattı. Ağladı, ağladı. Tuttum, zorla duşa soktum. Sonra rahatladı, kendine geldi. Neyse, sen bir Meltem diyordun, bir şey diyordun, ne oldu? Bitti mi? Bitti. Evinde duş yok muymuş? Suları mı kesilmiş? Niye burada duş alıyor? Ay bir de neymiş, neymiş, fön makinesi nerede diyor? Fön makinesi banyoda nerede acaba? Banyoda fön makinesi aramak da zaten samanlıkta iğne aramak kadar zordur değil mi? Ben gideyim yardım edeyim. Şimdi şöyle yapalım. Saat geç oldu. Elif'in yemeğine geç kalmayalım. Meltemciğim saçını kurutsun, tamam mı? Meltemciğim saçını kurutsun, hazırlansın. Sen de oraya hazırlan, çıkalım, tamam mı? Hadi. Ha, o da geliyor. Tabii, tabii. Eksik kalmaz hiçbir şeyden. Gelsin, buyursun, gelsin. Meltem'in de yemeğe gelmesinde ne sakınca var ki ya da? Elektrikler kesildi galiba. Elektrikler mi kesildi? Elektrikler gitti ya. Allah Allah. Tamam, ben bir sigortalara bakayım mı? Aa, ben baktım. Ben baktım, gittiğim sigortalara baktım. Onlar yerlerine sapasağlam duruyorlar. Ay bu ara elektrik kesintisi çok olmaya başladı. Ne yapacağız bilmiyorum. Neyse Bora, biz bir şey yapmayalım. Anda kalalım. İnsanlar beklemesin. Biz gidelim, Meltem'in saçı kuruyunca gelir. Hadi gidelim. Ya benim saçım kurudu sayılır zaten. Hem ayrıca havada çok sıcak değil mi yani? Giderken de kurur. Yani çıkabiliriz bence. İlla geleceğim diyorsun yani. Efendim? Ada. Ada dünya mırıldanma şampiyonu. Ya hep mırıldanır böyle kendi kendine. Ama biz artık geç kalıyoruz, çıkmamız lazım. Hadi hazırsanız çıkalım. 5 dakika. 5 dakika. Şimdi bu benim bildiğim 5 dakika mı, yoksa kadınların hazırlanma süresi olarak söylediği benim bilemediğim 5 dakika mı? Sizin bildiğiniz. Sizin bildiğiniz. Güzel. O zaman 5 dakika. Hadi başladı. Sen zaten hazırlanmış gibi duruyorsun ama. Aa, yok yok yok. Bu benim ekmek almaya gitme kombinim. Tabii. Şimdi hazırlanacağım. Görürsün sen. Evet. 4 dakika 50 saniye. Hadi bakalım. Süsü sordum ya. Süsü sordum. Dedim ki 5 dakika mı 5 dakika dediler. Yarım saattir bekliyorum ben burada. Geç kaldık. Gitmeyelim o zaman biz gitmeyelim. Gitmeyelim. Hazırım ben. Ben Meltem. Meltem nerede o da? Ne bileyim ben. Bakıcısı mıyım onun? Gelir şimdi. Hadi Bora Bey, biz gidelim. Siz peşimden gelin benim. Tabii. Ada, ne yapıyorsun sen? Film izliyorum Bora Bey. Film mi izliyorsun? Bir casus var. Sonunda ölüyor. Sonunda casus ölüyor mu? Sen bu filmi daha önce izledin mi? Yok. Nereden biliyorsun o zaman sonunu? İlahi adalet her zaman yerini bulur Bora Bey. Filmlerde bile. Ay ben de geldim ya hani, ineceğim ya.
İyi misin bence? İyiyim ya. Birden boşluğa basar gibi oldum. İyi bakalım. Hadi o zaman biz gidelim. Boşluğa değil, damarıma bastın kızım. Seni kor ateşler üstünde yürütmeyen adaya da yazıklar olsun, yok olsun. Bu niye duşa girdi ya? Niye duşa girdi ki bu? Bir şey mi oldu ki? Ne olmuş olabilir ki? Merhabalar, kolay Merhaba, gelsin. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Zafer doğru sözlerine bir rezervasyonumuz olacaktı. Evet, fakat iptal olmuş. Öyle mi? Neden? Biraz önce arayıp iptal etmişler. Anladım, sağ olun. Ne olmuş? Rezervasyonu iptal etmiş babam. Ah. Bir arayıp öğreneceğim. Meltem. Canım sen gel istersen böyle otur. Hadi kalk. Neden? Klima var arkamda. Tam arkanda. Duş aldın ya sen. Hani daha yeni ıslak saçların malum. Çarpmasın. Yani çok teşekkür ederim canım. Ben böyle iyiyim. Boracığım. Bora Bey. Bey. Biz çocukluk arkadaşıyız. Senin için sakıncası var mı Bora? Dil alışkanlığı olmuş da kusura bakma. Yok yok, ne sakıncası olacak? Bora diyebilirsin. Kopsun. Dilin kopsun senin. Hı? Bora Bey ama siz iş kuralları gereği yani dikkat ediyorsunuz ya böyle şeylere. Bey demek lazım, bey desin. Sen benim işime karışma hadi. Benim işime karışma hadi. Afiyet olsun. Arkadaşlar size bir şey itiraf edeceğim. Söylüyorum ama bozulmaca yok. Hadi Allah aşkına söyle artık hadi. Hadi söyle. Bora çocukken bana aşıktı. Nereden çıktı şimdi bu Meltemciğim? Ya ne olacak ki? İkimiz de çocuktuk sonuçta. Hiç unutmuyorum. Bir gün plajdayız. İkimiz böyle kumdan kaleler falan yapıyoruz. Bir tane daha çocuk vardı ama adını hatırlayamadım şu anda. O da bana aşıktı. Herkes de sana aşık galiba o bölgedeki. Başka kız yoktu herhalde. Yokluktan ne yapsın erkekler? Erkekler böyle işte. Nefes alsın yeter. Hepsi böyle işte. Neyse bu çocuk uzaktan bakıyor. Biz böyle Bora'yla kakara kikiri. Sonra çocuk geldi yanımıza, bir tane tekme attı kumdan kaleye. Sonra ben çok sinirlendim, çocuğun peşinden gittim. Çocuk da benden 2 yaş falan büyük. Yani çocuk beni bir itti, o üstüne düştüm. Diyor ya, kenarı. Ya ama Bora'yı görmeliydiniz, çocuğun üstüne bir uçtu, hala gözümün önünde. Gözün çıksın senin, inşallah gözün çıksın. Ya gerçekten Bora'nın dediği kadar varsın, mır mır ne diyorsun? Atlar Bora Bey. Üstüne sever. Ne? Çocuğun üstüne atlamışsınız ya. Meltem Hanım, Amerika'da ne kadar kaldım demiştiniz? Çok uzun yıllar, çok çok. Ne kadar uzun yıllar çok çok? Git gel yaptım tabii ama 6-7 yıl olmuştur. Ya genelde New York'taydım. Yani New York'taki gün batımı bir başkadır, böyle çıldırtıcı. Vallahi Allah'ın güneşi, aynı güneş burada da batıyor. Biz çıldırmıyoruz. Siz çıldırıyor musunuz? Ben hiç çıldırmıyorum. Ben çok sakin karşılıyorum mesela. Yani abartıyorsunuz yani saçmalık. Bunlar hep yabancılara özenmek. Özentisiniz siz. Özenti. Bu kadının her dediği bana batıyor. Sana mı bana mı? Sana mı bana mı? Bora sen de New York'ta okumuştun değil mi? Hı hı. Hı hı. Evet. New York'u bilmem Meltem Hanım ama yani Provence'da gerçekten inanılmaz bir yerdir. Yani muhteşem bir gün batımı vardır orada. Fransız Riviera'sını da tek geçerim gerçekten. Çok kıymetli yerler, inanılmaz yerlerdir. Rüzgar Bey. Efendim? Riviera bu bizim zeytinyağı Riviera mı? Ben onu biliyorum sadece siz Riviera'da ya. Gittiniz mi oraya? Ne zaman gittiniz siz oraya? Ben 2 sene önce gittim. Evet. 2 sene önce? 2 sene önce gittim ben. Ne güzel. Kıza hava atacağım diye sallıyor. Sen nereden biliyorsun salladığını? Ya bu... Bunda Riviera tipi yok. Tabii. Bu sızma, süzme, o tiplerden bu. Biz bir lavaboya mı gitsek? Evet gidelim. Müsaadenizle. Tabii, tabii güzel geçsin. Gidin bir hava alın gelin. Meltem, hadi. Meltem sen gelir misin? Gelmezsin sen. Ye, daha ye. Hadi gidin siz. Gidin bir rahatlayın, bir nefes alın. Dur. Siz nereye kayboldunuz? Neredeydiniz acaba? Ay nerede kaldım? Ha şey, Bora beni bir fırlattı.
Diyorum yapma Bora, canım yanıyor. Yok dinlemiyor, pozisyonlar üstümde deniyor. İlla yapacak. Ama sen de bayağı istekliydin, kabul et. Yani çok hırpaladım eyvallah ama sen de istekliydin, kabul et. Aa tabii, istemem yan cebime koy. Aa ben neler tutuyorum şu an? Vallahi müthiştim Bora gerçekten. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Tabii. Yaşayamazsın zaten. Yaşayamazsın Meltemciğim. Yaşayamazsın. Ya bu nasıl bir edepsizliktir ya? Ne anlatıyorsun sen? Bora Bey maşallah siz de gülerek eşlik ediyorsunuz bu. Bu nedir yani burada? Hanım, Meltem Hanım. Sizin meslekte ne gelişmiş ya? İçinde at koştur. Ada, ne anladın sen? Yani sen bizim konuştuğumuzdan ne anladın? Ben anlatayım sana bak ne olduğunu. Anlatma. Ben küçükken karate kursuna gidiyordum. Sonra da Meltem'de öğrendiğim pozisyonları deniyordumu. Anlatıyor Meltem. Küçüklük. Küçüklük. Karate mi? Evet, karate. Siz dövüyordunuz yani. Oh, elinize sağlık. Ha, dövüyor muydum bilemeyeceğim artık. Erkek çocuklara hoşlandı, kızların saçını çekiyor falan. Yani onun gibi bir şey. Tabii. Onun gibi bir şey. Onun gibi. Ben saçını başını bir olacağım. Az kaldı. Az kaldı. Patron biz bir dejavu mu yaşıyoruz? Bu iş böyle fulya olayına dönmez değil mi? Aman Allah korusun. Rüzgar ağzını hayır aç. Allah korusun. Allah korusun. Ama kadın kadını kurdu. Ne? Efendim? Ne dedin sen? Bir şey demedim ben ya. Bir şey dediniz Rüzgar Bey. Kadın kadını kurdudur dediniz. Yok canım. Yok, o lafın doğrusu şu. Kadın kadının yurdudur. Sen anlamazsın Rüzgar Beyciğim. Meltem, ne oldu? İyi misin sen? Sen üşüdün sanki. Aa tabii, ıslak saçlarla dışarı çıktın, üşüdün. Dedim ben sana, evde dedim, burada dedim, hep dedim. Duş almak zorundaydım canım. Duş almak lazım zaten. Tabii şey, havalar çok sıcak ya. Duş almak lazım. Neden zorundaydın? Ne oldu, çok mu merak ettin? Aşırı terledim, oldu mu? Bora Bey, siz? Ne ben Ada? Siz de terlediniz mi? Sıcaklar etkiledi mi sizi de? Ne demeye çalışıyorsun? Anlamadım. Yine erkeğin soruya soruyla cevap verdiği anlardan bir tanesindeyiz. Patron, ne oluyor? Yanılsam hiçbir fikrim yok Rüzgar. Hiçbir fikrim yok. Yavaş yavaş kalksak mı artık? Kahvelerimiz de bittiğine göre. Olur. Hadi bakalım. Ah, boynum. Ne oldu Meltem? Ay, kas katı kesildi. Hava kasmaktan kas katı kesildi. Tabii. Klimadan oldu galiba ya. Galiba. Klima, ya bak klima arkamdan sana bir çarptı şimdi, doğru. Dedim gel buraya otur dedim sana. Dinlemedin ki, dinlemedi, hiç laf dinlemiyor. Hiç Tuğçe Hanımcığım, hiç laf dinlemiyor ya, küçük çocuk gibi. Ay, şimdi hiçbir şey olmaz. Sen şimdi eve gidersin, sıcak bir duş alırsın, bir ağrı kesici, bir kas gevşetici derken zımba gibi olursun. Hadi kalk, evine git, kalk. Yok. Meltem, sen bizimle geleceksin. Bizime derken? Bize. Bizim eve. Bizim eve. Çok pardon, hesabı alabilir miyiz? Meltemciğim, canım sen iyi misin? Ay çok kötü, çok. Aman. İyi. Maşallah, yok bir şey olmaz. İki vur bakayım şeyini. Sen iyi misin? Kim nerede? Alman tenisçi 30-15 öne geçiyor. Aa, özür dilerim Bora Bey. Ben size düştüm. Ha? Sizin odanıza düştüm. Odanıza düştüm sizin. Ha. Kapıyı. Allah. Adı? İyi misin sen?
İyiyim, siz nasılsınız? İyi. İyi. Ne işin var senin odamda? Odanızda değilim ben, buradan böyle geçiyordum. Ha, geçiyordun, iyi o zaman. Ada! İyi geceler Bora Bey. İyi uykular. Üstünüzü örtün, açıkta kalmasın. Hoşçakalın. Canım, ne oldu? Odanın yolunu mu şaşırdın sen? Gel ben seni götüreyim. Yok, Bora'ya bir iyi geceler diyeyim dedim. Ha, öyle diyecektin ama Bora Bey uyudu. Üstünü örttüm az önce. Sen Bora'nın üstünü mü örttün? Ben Bora'nın üstünü örttüm, evet. Ben onun asistanıydım. Onun rahatlığı için her şey yaparım yani. Artık değilsin ama. Şimdilik. Vay, birileri asistanlığı kaptırdığına üzülmüş. Kızgınlığının nedeni anlaşıldı şimdi. Geçmiş olsun canım sana. Asıl sana geçmiş olsun. Senin odan şu taraftaydı değil mi? Hadi sen oraya doğru yol al, hadi. Sağ ol tatlım. Tatlım. Sensin tatlım. Kıza bak ya. Resmen Bora Bey'e göz koydu. Gözü çıkasıca. Şimdi bu gece karate manete ayağına gelmesin. Gardını al kızım. Kur kaleyi. Sen gündüz ışın mı görüyorsun orada? Görüyorum. Allah Allah. Görmüyor muyum şu an? Görüyor musun şu an? Şu an ben gerçekten burada mı kalktım? Kapının üzerinde mi? Aa! Hadi kalk bakalım. Gel. Bora Bey. Hadi hadi. Geldim. Adda. Yani sen benim kaşıma kafa atmayı nasıl becerdin? Ha? Ay şey, açılmasın şimdi kaşınız. Yok yok, açılmaz. Sen iyi misin? Kafana bir şey oldu mu? Acıdı mı kafan? Yo, ben iyiyim, ben iyiyim. Bana bir şey olmaz. Marazda olan sizsiniz. Ben buz getireyim. Hayır hayır, gerek yok. Gerek yok. Sen gerçekten burada mı uyudun? Sen neden burada uyudun? Yok, ben burada uyumadım ki. Nerede uyudun? Şimdi şöyle. Ha. Bora Bey. Ben. Ha. Ben uyur gezerim. Tabii daha önce bahçede uyandım. Banyoda uyandım. Geçen de Berma Hanım'ların kapısının önünde uyandım. Allah Allah. Tabii neler yerinde uyanıyorsun sen? Evet, evet böyle oluyor bazen. İşte yani düş görüyorum. Gündüz düşü, uyur gezerlik. Öyle. Gündüz düşü görüyorsun. Uyur gezerlik var. Allah Allah. Yani sende anormal olmayan bir taraf var mı, merak ediyorum hadi. Ben çok normalim. Yani Bora Bey, dışarıya çıksanız, 10 kişiye sorsanız 9'u böyle. 10'uncu da benimdir zaten. O bir kişi kalan bir kişi. Neyse, iş beklemez, ben gideyim. Sen hiç sıradan değilsin Ada. Hem de hiç. O zaman günaydın tekrardan sana. Ben bir lavaboya gireyim. Canım benim. Canım, canımın bir parçası.
Geç kavuştuk. Erken ayrıldık canım Hasan. Ama merak etme. Kavuştuk işte, buradayım ben. Ne yapıyorsun? Masayı mı yapıyorsun sen? Bora Bey, temizlik yapıyordum. Masamı pisliklerinden arındırıyordum ben. Masayı öperek mi temizliyorsun? Yok. Yakından baktım. Kontrol ettim. Çiziği, çarığı var mı? Değerli masa bu Bora Bey. Pirinç bu, pirinç. Tamam, sormadım varsayı, tamam mı? Hadi sen Tuğçe Hanım'ın yanına git. Patronunu yalnız bırakma. Bak ben bugün kendi başımın çaresine bakarım. Hadi. Gidemem. Ne demek gidemem? Gidemem Bora Bey, gidemem. Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Bak masayı nasıl temizledin hakkındaysa konuşmak istemiyorum. Farkındaysan işim gücüm var, çalışmam lazım. Çalışmaya çalışıyorum, izin verirsen. Yok. Daha çok yıkanan bornozlar hakkında. İçine içine konuşma, bin defa mı söyleyeceğim sana? İçine içine konuşmayacaksın. Açık açık konuş. Bora Bey, Meltem. Ne Meltem? Meltem, Meltem diye tutturdun kaç gündür. Ne Meltem adı? 2 ay önce Amerika'dan döndüğünü söylemişti ya. Hı. Hayır, 6 ay önce dönmüş. Bana ne? Ayrıca sana ne adı? Sana ne? Bora Bey, Meltem herkes yalan söyledi. Yani kafası karışmıştır, dili suçmuştur. Olamaz mı? Kapat konuyu, uzatma hadi. Yani ne olduğunu bilmiyorum ama kesin bir planı var. Neden bana inanmıyorsunuz? Neden? Neden sana inanmıyorum? Gerçekten çok güzel bir soru ama cevabı çok belli. Acaba neden sana inanmıyorum Ada? Bir düşün bakalım, bulacak mısın? Hadi bakalım. Meltem'de bir gariplik var. Var. Var Meltem'de bir garip. Ben de fark ettim var. Evet. Yer altından notlar gibi mekanlara gidiyor gizli gizli. Oralardan kek börek falan oluyor. Var, bir gariplik var bence de. Yani tamam, onda birazcık hata payım olmuş olabilir ama ben... Sen Meltem'i kıskanıyorsun Ada. Olan bu. Ben. Sen. Meltem'i kıskanıyorum. Evet. Aa, üstüme iyilik sağlık. Niye kıskanayım o ya? Çünkü o çok sevdiğim ve sarılmalara doyamadığım masana artık Meltem oturuyor. Çünkü artık ben sana güvenmiyorum. Ve bu seni delirtiyor. Çünkü bu senin suçun. Çünkü sen bana yalan söyledin Ada. Bora Bey. Bora Bey, Bora Bey yok. İşim gücüm var. Bora Bey, Bora Bey yani. Bora Bey, ben sizi düşünüyorum. Ben şirketinizi düşünüyorum. Gitti. Gel Ada. Bora Bey. Benim halletmem gereken bir işim var da, Pırıl benim yerime baksa, ben halledip gelsem olur mu? Halletmen gereken bir işim var demek. Hı hı. Neymiş o iş? Çok merak ettim. Özel. Ha, özel demek. Özel. Nereden çıktı bu özel iş peki? Bora Bey, ben size bu kadar detay verirsem, bu iş özel olmaktan çıkmaz mı? Tabii çıkar. Ama sabah çok meraklıydın Meltem'in yerine geçmeye, çok hevesliydin. Ne oldu? Ne değişti? Ajandanızı kontrol ettim. Çok yoğun değil. Çıkabilir miyim şimdi? Tabii. Çıkabilirsin. Teşekkürler. Bora Bey. Meltem'le konuşup odanızdan bir dosya almasını istemiş olma ihtimaliniz var mı? Yok. Yok. Ben de öyle tahmin etmiştim. Niye? Neden sordun? Ada, sana soruyorum, ne oldu, niye sordun? Ay, yok, hiç yok. Bora Bey, sıkıntı yok. Ada, bana cevap. Bende o iş. Bana cevap. Benim kaynanam bir yılan. Bir yılan, aman yılanı görün benim kaynanamı görmeyin. Ya tutturdu. Tutturdu beni korkuluk bakacağım diye. Ya diyorum kadın dedim. Sen zaten korkuluk olmuşsun. De, ne gerek var bakacağım korkuluğa dedim. Ama bunları içimden dedim tabii. İçimden yüzüne karşı böyle patır patır söyledim. Ya şimdi gelir en ucuzunu seçer bu. Ya bunlar cimri. Bağlar, bahçeler var ama açlar. Açlar dedim anacığım. Anacığım dedim, kulağı da duymuyor. Anacığım dedim. Ana değil de işte. Ana da değil de anacığım dedim. Sen otur dedim. Sen keyfine bak, yorumla. Ben bir koşu bakıp geleyim dedim. Tamam dedi. Kızım dedi ama kızından değil işte. İşte yalan kaynana işte. Tamam kızım dedi. Sen git dedi ama dedi, deftere yazdır. Allah Allah. Defter mi kaldı ya bu devirde? Yok. Hanım anne haksız değil. Veresiye defteri değil ama kayıtlar için ben de defterden şaşmam. Hem elektrik israfı da yok. Ya doğru. Doğru. İşte ben sinirle söyledim. Ya eski toprak. Ne varsa eski toprak da var. Doğru iyi yaptınız. O zaman bakalım mı modellere ne var ne yok? Tabii. Hadi. Ben hemen kataloğu getireyim. Olur. Harika.
Sen görürsün sahte mumya. Ben senin planını ortaya çıkarayım da sen gör. Buyurun. Bak oğlum ne var ne yoksun. Aa yok, yok olmaz. Aa bu hiç olmaz, bu ne böyle? Aa bu ne kalk, çok kaba. Kafam kadar ya, böyle ferforca mı olur, yok. Aa, yok sevmedim. Bizde model çok, hemen diğerini getireyim. Hadi. Vallahi bütün kataloglar geldi. Ah, bu bir dedim bir şans vereyim buna. Bakayım bunda ne var ne yok. Yok ya bu ne, bu hiç güvenilir değil. Çoluk çocuk düşer bunun arasından. Hiç estetik değil. Hiç estetik değil, hiç hoş değil. Biz çok estetiğe çok önem veririm ben. Ha, bunu sevmedim ben, bu yok, bunda olmadı. Var mı başka? Bir katalog daha vardı. Hı. Yalnız biraz zaman alabilir, onu bir bakacağım, arayacağım. Bizi güzel arayın o zaman. Son şeyim o valla. Son çare o artık. Pakize Hanım, ne yapıyorsunuz? Sürpriz, 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 sürpriz. Nişanlışkom. Nişanlışkom. Aşkitom, aşkitom koşun yerine. Aşkitom. Aşkitom, ya sen benden habersiz ferforcacıya mı geldin? Ha, geldim. Ya bana sürpriz olsun da yapıyorum, biliyor musun? Ya seni var ya. Yiyeceğim seni. Nişanlışkom, ben sen yorulma istedim. Ne oluyorsun? Ben geleyim dedim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, eyvallah. Eyvallah. İyi ki eyvallah. Geldiniz. Hanımefendi bir türlü karar veremedi çünkü. Eyvallah veremedim. Eyvallah veremedim, veremedim. Ya onun aklı başka yerde çünkü. Onun aklı başka yerde ya. Ben de bak şimdi. Aklı bende bak. Aklın nerede bir tane? Sileme. Bana bak. Yok Sileme. Ya yabancı değil sen. Ya söyle bir kere söyle. Sen de. Ya seni var ya harbiye ısıracağıma. Isıracağım seni ha. Beni. Sen yiyeceksin. Ben iyi. Sen bu ferforcacıya. Sen buraya. Bizim bahçemiz için mi geldin? Yok yok bahçe değil bahçe dedim balkon. Balkona yaptıralım dedim. Bahçe çok masraf oldu. Anam ben kızar. Anam kızıyor sonra. Ya benim anam melek gibi bir kadın, yanlış anlamayın. Benim anam herkes çok yanlış anlıyor. Benim anamı herkes yanlış anlıyor. Ya benim anam melek gibi. Şeytan da bir. Sakın şeytanı meytana karıştırma. Sen onu duydun. Ya devir masraf devri değil mi? Sakin ol. Kuracılar, ödemeler, faturalar hepsi arttı. Hep sustu gitti. Sakin ol. Benim babam bize bakıyor. Bir dakika. Benim babam bize bakıyor. Ona şey insanlar içine karıştırma. Bu cimri, Kim? Bir dakika bırak cimriyi. Annem duyarsa parçalar seni yırtar ha. Anam beni seviyor. Sakın. Anam beni. Şimdi abicim bak. Biz şöyle yapalım. He. Biz şimdi gidelim. Bir anama bir danışalım, bir soralım değil mi? Ben kararımı vermişim. Aşkım duymazsın. Ben kararımı vermişim. Sen de var ya yarım kafa cennetin yarım. Bak şimdi şöyle yapalım. Biz gidelim anama bir danışalım, bu bir. İkincisi ölçülerimizi neyin beyine alalım. Bak hele bak. Ya unuttun. Ben ölçeceğim. Aklını başka yerde olunca böyle oluyor. Ya böyle oluyor. Ya. Siz bilirsiniz. Ben her zaman buradayım. Tabii. Hadi bir tane. Ölçeceğim ya. Gelinir. Ya senin aklın nerede? Gel bak. Çantana al çantanı. Çantamı alayım. Al çantanı da al. Müstakbelleşim. Tüh. Toparlarsınız. Ya sen gelip anama sormadan adam seni parçalamasın şimdi ara gidince.
Ya seni iki dakika boş bırakmaya gelmiyor mu? Ha? Sen ortalığı karıştırmadan duramıyor musun? Siz niye geldiniz ki Bora Bey? Benim özel bir işim olamaz mı? Allah'ım özel hayatta saygı kalmamış dostlar. Bağırma Ada, adam duyacak. Ne özel hayata? Sen yine hangi lüzumsuz işin peşindesin acaba? Sorabilir miyim? Ferforj'a bakmaya geldim. Bir modeller, bir modeller. Yaptıracağım onlardan. Çok güzellerdi. Ferforj'a bakmaya geldin ha? Ferforj'a bakmaya geldin. Hı. Sen Ferforj'a'yı, Ferforj'cının çekmecesinden mi bakıyordun Ada? Bana bak, ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ha? Adamın çekmecesini niye karıştırıyorsun Ada? Cevap ver bana. Ne bu? Buraya gideceğim. O ismi lazım değil, neler karıştırıyor, neler saklıyor öğreneceğim. Hayır gitmiyorsun. Gidiyorum. Ada gitmiyorsun dedim. Gidiyorum. Hayır dedim. Evet dedim. Bak. Ada. Bora Bey. Hayır diyorsam hayır. Evet. Hadi her şeyi anlıyorum yani anlamadım da anladım varsayıyorum. Zaten seni anlamak mümkün değil. Bu ekmekler ne ya da? Şimdi anlarsınız. Neyi anlarım? Ya dursun. Tanımadığımız insanlara seni niye basıyorsun orada? Kapıyı açsınlar diye. Allah Allah. Allah Allah. Kimsiniz? Ne diyeceksin şimdi? Ne diyeceksin? Siparişleriniz geldi. Bana bak bana. Var ya Pinokyo var ya Pinokyo. Senin önünde diz çöker tövbe eder be. Bana niye uzatıyorsun ekmekleri? Maalesef ben de tüm meslek gruplarında cinsiyet ayrımı olmasını isterdim. Ama öyle bir şey yok. Maalesef ayrımcılık var. Kuryeler erkek. Buyurun. Yani sen takım elbiseli kurye gördün mü hayatında? Ben görmedim. Bu arada kadın kuryelerimiz de var. Evet Ada Hanım, bizzat ben siparişlerinizi teslim ettim. Şimdi ne yapacaksınız? Bir fikriniz var mı acaba? Cansu'nun yuvasına gireceğiz. Ay! Ne oluyor, dayı mısın? Ayağım boşluğa basar gibi oldu da biraz. Anladım, anladım. Bak sırf başına bir şey gelmesin diye seni karakollardan toplamayayım diye geldim yanındayım şu anda ama düştüğüm hale bak. Şimdi ne yapacaksın peki? Bir fikrin var mı? Of ya, işte benim ilkokuldan beri problemim bu. Giriş gelişme iyi ama sonuca varamıyorum. Varmam lazım benim artık sonuçlara. İşte şimdi oldu. Ne oldu? Bu oldu. Oo. Bora Bey, Bora Bey. Fenasınız. Siz bu mahallede mi oturuyorsunuz? Daha önce görmemiştim sizi. Yabani kadın. Yabani kadın. Ya konu komşuya selam sabah vermezsen, eve takılıp kalırsan, gün yüzü görmezsen böyle olur. Böyle evin beynin de başı öne eğilir ya. Ya tüh be. Tüh. Abi o anlamda demedim de. Dur abi, dur. Dur, ortalık karışık zaten. Onu mu savunuyorsun sen? Kimi savunuyorsun, onu mu? Yok, ben... Bırak abicim seni beni bırak ya. Bak görüyor musun bu böyle. Bu hep böyle. Bu zeytinyağı gibi üste çıkar. Bu ya bu evin hep hatalısı benim biliyor musun? Hep bütün hataları ben yapıyorum ya. Senin pis kokulu çoraplarını, donlarını yıkıyorum adamın ben. Adamın karşısında dediğine bak. Ben de kafam mı kaldı anahtar olacak ha? Unuttum. Al ya da kendini uşak tut. Bana uşak mışak diyemezsin. Dedim. Bana uşak mışak diyemezsin sen bana. Uşak dedim. Bak tokayım. Yenge. Günde kaç kişi anahtarını kaybediyor ya? İnsanlık hali. Abicim bununki insanlık halini geçti. Bununki insanlık hali ya. Ben haftada üç defa balkondan çıkıyorum. Üçüncü kat burası be. Üçüncü kat en insaf be. Ya ben bunun anahtarı unuttuğu zamanları seni arasaydım. Sen şu an kendine ev almıştın kendine. Ev almıştın ev. Tüh be. Bir dakika. Hadi verdik bakalım bir dakika. Hadi ver bana bir dakika. Hadi bir dakika ver. Aldım ben bir dakika. Al bakalım artık. Aldım. İnsanlıktan çıkmak ne demek? İnsanlıktan çıktın demek. İnsanlık halinden çıkmak ne demek? Hala anlamıyor. İnsanlıktan başka bir şeye dönüştün demek. Ne demek? Ben hayvan mıyım? Ben öyle bir şey demedim. Ben bit kemiğim. Ben öyle bir şey mi dedim? Ben eşya mıyım
ben neyim? Bilemem. Ben ne? Yabani kadın, ne yapıyorsun? Bana insan demedin. Tamam. Hanım. Ne oldu? Oo. Ne oldu, canım mı yandı? Yok. Bir şey olmaz, sen bir duş alırsın, duşa girer çıkarsın. Fön makinesiyle saçını kurutursa da iyidir. Ne diyorsun hanım? Hayır, bir şey olmaz. Abla sakin ol. Karışma abi. Bir dakika. Bu kapı bir açılmasın. Bak ben seni nasıl... Sen inşallah bu kapıyı açamazsın da ben de bu kadını boşarım. Bana sebep ol. Çocuğumu boğazım. Sen şöyle alayım. Ben hemen anahtarı çıkarıyorum size. Bükülün için boşanılmaz ki abi. Aslında haklısın abicim, biliyor musun? Doğru, biz niye boşanıyoruz ki? Yani... Doğru. Çocuğumuzu şimdi yalnız mı bırakalım? Ne yapacak çocuğumuzu böyle bir başına mı bırakalım? Aşkım. Koca. Bir tanem. Koyum. Tanem, omuzum acıdı. Omuzum bana da. Duşa girersen geçer. Sokacağım ben seni soğuk duşlara. Bir tanem, hanımım. Hanımım. Ada, hiçbir şey yok Ada. Kendi gözlerine görüp ikna oldun mu artık? İyi bakın. Bu arada iyi bakın. Hala bakıyor ya. Allah'ım yarabbim. Ben bitti demeden bitmez. Yatak odasına iyi bakamadım. Gidip bir daha bakacağım. Ada. Bak tabii bak. Bak bakalım. Bora Bey koşun. Ne oldu Ada, Bora Bey? Ajan mı buldun orada, ne yaptın ha? Ya bir oksijenle solunum yapan bir insan bunu niye buraya koyar ki? Ada, ben sana bu soruyu sormaktan bıktım usandım ama sen ne yapıyorsun orada? Bora Bey! Ada, ne yapıyorsun? Çıkamıyorum. Bora Bey, beni çeker misiniz? Ben biraz sıkıştım da. Nasıl girdin sen oraya? Hadi beni çekin! Bora Bey, rica ederim. Bekle, ayaklarından çekeceğim. Sıkıştın mı sen oraya? Evet. Dikkat et kafana. Tamam. Ama tereyağında kıl gibi çıktım ha. Aferin sana, aferin. Gel, bırak şunu. Bora Bey şu. Gel. Ay. Bunun burada ne işi var? Bu niye masada değil de yatağın altında? Hemen bakalım. Allah Allah. Hemen bakalım. Allah Allah da. Yani Meltem'in kendi bilgisayarının, şahsi bilgisayarının kendi evinden çıkması kadar doğal bir şey göremiyorum ben aslında burada. Yatağın altında, masada değil. Neyse. Şifre koymuş, kahretsin. Bu? Bora Bey, bu sizin o isminiz değil mi? Hayır. Benim ismim değil bu. Nasıl sizin değil? Tıklanma analizlerinin olduğu USB bu. Kırmızı çizgiler var yanında, ben biliyorum bunu. Ada, sen benim kendi şahsi USB'mi benden daha iyi mi tanıyacaksın? Ayrıca şu anda yaptığın plan tutmadı diye bu kadar delirtmen hiç hoş değil. Hadi, yakalanmadan çıkalım şuradan, hadi. Ben eminim Bora Bey, o USB sizin. Ada, hadi diyorum. Ben yerine koyacağım, hadi. Hadi, hallediyorum ben buraya, çık. Çıkar mısın? Alsak ne olacaktı ki onu? Ada, uzatma. Alsak ne olurdu? Sizin o. Of. Yok, o banyodaki dolaplara bakamadım ben doğru düzgün. Bakamadım, acele ettirdi, bakamadım ki. USB'yi de almadım. O kesin içinde bir şey vardı, onun kesin vardı ama izin vermedik ya, ne Meltem'miş arkadaş ya. Ada, senin ne işin var benim odamda? Ne yapıyorsun sen burada? Yine ne var Ada? Yine ne var ne demek ya? Başınızda Meltem gibi bir bela var, başka ne olabilir? Yine mi Meltem? Yine mi Meltem? Ya evine gittik, olmadı. Evinde bir şey bulamadık, yine olmadı. Sen niye taktın bu Meltem'e? Sen niye taktın bu kadar bu Meltem'e? Ben. Evet sen. Ben mi taktım? Taktın sen bu Meltem'e. Ben takmadım. Ben Meltem'e falan takmadım ama siz fazla koruyup kolluyorsunuz onu. Ben mi Meltem'i koruyorum? Evet siz. Ben Meltem'i koruyorum. Siz evet. Ada, bak bir daha senin ağzından Meltem lafını falan duymayacağım, tamam mı? Duymayacağım. Duymayacaksın. Duymayacağım. Duyarsanız ne olur? Ne olur bakın şu an. Bakın dinleyin. Bakıyorum. Beni. Meltem. Bak.
Meltem, Meltem, ha. Meltem, Meltem, Meltem. Hadi. Hadi sene. Hadi duyamıyorum. Söyle bir kez daha. Ya da şöyle yapalım. Ben sana daha güzel bir isim söyleyeyim, ister misin? Ada. Hı hı. Ada. Ada. Hayır. Ada. Yok yok, demeyin. Ada dedim. Ada demeyin. Ada. Aa, yapmayın öyle şeyler. Ada. Susun Bora Bey. Ada. Aa, susun. Bora. Ha, efendim Meltemciğim. Üzerinde bir şey kalmış da. Ah, çok teşekkür ederim Meltemciğim. Çok sağ ol. Rica ederim. Günaydın. 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 Ya Meltem, bak istersen ben bugün işe gitmeyebilirim. Seninle kalabilirim. İster misin? Yok artık ya. Bora Bey, işe gitmemek ne demek? Ne yapacağız biz sizsiz oralarda? Ölmez Öce, hadi gidelim. Hadi şirkete, hadi yürüyün. Ada, bize bir izin verir misin? Pardon, böldüm. Böldüm sizin şeyinizi. Ben sizi bir böleceğim. Bir böleceğim sizi. Az kaldı. Gerçekten gitmeyebilirim bak. İster misin? Yok yok, ben gerçekten çok iyiyim. Ha. Sen işine bak. Bu arada adacığım. Hı. Bora sana emanet. Aldığın gibi geri getir. Canım, senin bir durun çüşün yok mu senin? Sen niye abartıyorsun her şeyi bu kadar? Ada, gidelim mi artık? Gidelim. Hadi Bora Bey. Bu arada bizim bugün çok işimiz var. Tamam mı? Sen benim arabaya gel. İki arabayla uğraşmayalım. Hadi. Aa, olur. Hadi. Meltemciğim. Mazottan kâr ettim. Çok dikkat et kendine. Görüşürüz. Tamam mı? Öpüyorum çok. Dikkat et kendine. Boynunu ovalar da. Bu evde niye böyle dolaşıyor? Terlik giysin ayağına. Arabaya bin. Topukluları Ada. Çıkarsın. Bin şu arabaya da. Ada, bugün çok özel bir gün. Bugün Meltem'in doğum günü. Güzel bir restoranda bize yer ayırdı. Tamam mı? Olur, olur. Kaç kişilik? İki. Sadece iki. Ama bu çok fazla. Anlamadım. Bir şey demedim, olur dedim. Ha, güzel. Beni dinle zaten, bir şey deme. Çok konuşuyorsun. Bak, güzel, manzaralı bir masa olsun, tamam mı? Senden rica ediyorum. Çok önemli bir gün çünkü bugün. Ayrıca çiçekçiyi ara. Meltem'in şirketteki masası için. O masa ne mi ya? Benim o masa. Masanın üstüne böyle şık duracak bir çiçek istiyorum, tamam mı? Ama asla yapay olmasın. Sahte olan şeylerden nefret ediyorum. Bilirsin. Böyle masanın üstüne şık duracak bir şey olsun. Ama sakın lavanta olmasın. Niye? Niye lavanta olmasın? Alerjisi var. Vah 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 vah. Vah vah. Kıyamam. Kıyamazsın. Kıyamam. Kıyar mıyım? Ara hemen çiçekçiyi. Gidince ararım. Ada yukarı geliyor. Paketi teslim et. Telefonum çalıyor. Efendim. Evet evet, ben sizi bütçe için aramıştım. O bütçe bize uygun değil. Evet değil. Hadi beni rahat bırakır mısın? Hadi içeriye gir. Hadi. Size demedim. Yok. Dediğim gibi sizin bütçeniz bizimkine uygun değil. Bakalım gel. Burcu Can'dan değil mi? Kim o? Oyuncu. Oyuncu mu Bora Bey? Bu ünlü, bu ünlü. Ay ama televizyon gerçekten 5-6 kilo koyuyormuş. Harbiden bu ne bu? Bir deri bir kemik bu kız ya. Yazık ya. Yazık valla. Yırtık pırtık bir tişört, bir pantolon giydirsen dilendirirsin. Ada. Açtır diye eline tavuk döner ayran verirsin. Ada. Hadi. Hadi Ada. Hadi, işimiz gücümüz var, hadi. İstersen de git fotoğraf çekil. Bora Bey, biz niye geldik buraya?
Buraya niye geldik? Ben Meltem'e doğum günü hediyesi olarak bir kıyafet almak istiyorum. O kıyafeti de senin üstüne denemek istiyorum. Bir sakıncası mı var senin için? Yok, yok. Bora Bey'in ne sakıncası olacak? Ben de öyle düşünmüştüm. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Uzun zamandır görmüyorduk sizi. Malum işler güçler. Bana çok çarpıcı bir kıyafet lazım. Hanımefendi için mi? Ha, yok, yok. Hanımefendi, bir dön bakayım etrafında. Dön, dön, dön. Hanımefendi manken. Kendisi manken. Ha, ben mankenim. Evet. Beni vitrine koyun. Canlı mıyım, cansız mıyım diğerlerinden ayırt edemezsiniz. Ha? Ada yapma. Ada burada yapma bari. Rezil etme beni, yapma. Yapma. Neyse, neyse biz işimize bakalım. Buyurun. Tamam, isterseniz böyle buyurun. Tabii ki. Bu arada ne ikram edeyim size? Ben bir kahve alırım. Tamamdır. Ada. Hadi diyorum, hadi. Güzel. Güzel seçim. Siyah güzel. Bravo. Nasıl? Olmuş mu? Bence oldu. Bence oldu. İlk seferde doğru tercihi yaptık. Siz kırmızı da seversiniz zaten. Hadi bunu alalım. Hadi. Hı-hı. Olmadı. Bir dön bakayım. Bir dön dön. Dön 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 dön. Bir dur. Şimdi saat yönünün tersine dön. Karar veremiyorum. Olmuyor. Bir dön. Bir dön. Bir dön. Karar veremiyorum ya. Evet, evet. Yok. Yok, yok. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu biraz potlaşmış. Bu olmaz. Gözüme böyle olmadı. Gelmedi. Hoşuma gitmedi. Diğerini deneyelim. Diğerini deneyelim. Deneyelim tabii. Tabii. Niye denemeyelim ki? Hadi. İşim ne benim? Tabii. Buyur. O zaman hanımefendi giyinirken ben birkaç tane farklı model getireyim. Aa, tabii. Tabii. Memnuniyet duyarım. Çok hoşuma gider. Teşekkürler. Sağ olun. Bora Bey. Efendim adı. Bora Bey şey. Hı, ne? Benim fermuarım sıkıştı da biraz. Dejavu. Ben bunu daha önce yaşadım. Şey, birazdan biri gelir yardımcı olur sana, tamam mı? Sabret. Kim? Görevli işte. Kim olacak? Ne yapacak ki o? Sen fermuarım sıkıştı demedin mi adı? Evet. O zaman tamam işte, gelir biri yardımcı olur sana. Aa, ben elin adamıyla aynı kabinde, olmaz öyle şey. Ne yapacağız peki? Yani elbiseyi yırtarak çıkarım daha iyi. De. Ben yırtamıyorum. Ne yaptın Ada? Yırttın mı? Yok, yırtamadım. Ya, neden? Beni yırtarsan ben senin sülaleni yırtarım der gibi bakıyor bana. Sıfırı o kadar çok bol bulmuşlar ki yani koydukça koymuşlar, koydukça koymuşlar. Ne yapacağız peki? Acaba Bora Bey, Bora Bey siz gözünüzü kapatarak şey mi yapsanız? Yine mi? Yine mi gözümü kapatacağım? Tamam, tamam. O zaman gözünüzü kapatın. Kapattım ben gözümü. Kapalı değil mi? Kapalı, ben açıyorum hazırsan. Tamam. Aa, vallahi kapattım. Oh be, kapandı. Elim acıdı biraz ama hallettim, kapattım. Oh. İyi, iyi, güzel yapmışsın, bravo. Oh, gerek kalmadı. Açıyorum. İyi, aç. Oh. Yoruldum. Vallahi çok zorlandım, elim acıdı ya şeyinden. Çok iyi. Çok. Olmuş değil mi? Hadi çok alalım. Çok iyi olmamış. Çok iyi olmamış bu. Sen bunu değiştir. Sen bunu değiştir, bu olmamış bu. Olmamış. Nasıl olmamış ya? Olmamış dediysem olmamış. Bunu değiştir, bu olmaz. Bakar mısınız? Bize bir daha renkli bir şeyler ayarlar mısınız rica etsem? Hemen getiriyorum Bora Bey. Bak o olur. O olur, onu getir. Heh, o getir. Bakayım. Bir bakayım bakayım. Bu tenine de uygun bu senin. Biz bu olsun. Bunun kumaşı da güzel. Bunu çıkart. Bu olmamış. Bu parlak parlak hiç hoşuma gitmedi. Sen bunu ver. Ver ver. Ver onu giysin. Giyeyim tabii. Benim işim bu. Ben mankenim. Mankensin sen, hadi gir içeri. Giy onu hadi. Hadi kapat perdeyi. Hadi.
elbise. Muhteşem elbise. Muhteşem dizayn edilmiş. Çok güzel dikilmiş. Ben bayıldım. Çok çok güzel olmuş elbise. Bence de güzel. Evet evet çok güzel. Bunu aldık bunu. Tamam aldık. Al bunu koy James Bond'un yanına sırıtmaz. Ne? Saçmaladım ben öyle işte konuşuyorum. Peki, kararımızı verdik mi Bora Bey? Tabii. Tabii bu çok güzel elbise çok güzel olmuş. Biz bunu alalım. Ama yalnız bunu benim evime gönderin. Meltem Hanım'a teslim edilecek. Tabii efendim. Teşekkürler. Sağ olun. Ben çıkarayım ajan giysin. Ne? Ben çıkarayım Meltem giysin. Meltemcim giysin canım Meltem giysin. Evet. Hadi çıkarsın. Umarım ben de durduğu gibi durur. Sen dikkat et elbiseye bir zarar gelmesin. Yırtılsın inşallah. Kaçık. Tuğçe Hanım, Meltem'e bir elbise gelecek birazdan eve. Lavanta tozunda bulayın onu. Yoğurun hatta lavantaların içinde. İyice böyle karıştırın. Hediyemi alayım da. Allah. Hadi hediye bende. Unuttuğumuz başka bir şey yok değil mi? Benim için önemli konu biliyorsun. Yok yok unutur muyuz hiç? Aman ha, aman her şey eksiksiz olsun. Doğum günü malum. Doğum günü. Happy birthday. Aa, Meltem. Canım ne oldu sana? Bu ne haldir böyle? Meltem. Meltem ne oldu iyi misin? Ya sanki her yerim lavanta kokuyor gibi. Ya. Aa, bir ter kokusuyla karışık lavanta alıyorum. Evet, evet. Ne oldu? Alerji mi oldun sen? Vallahi ben de anlamadım nereden bulaştıysa. Allah Allah. Nereden bulaştı acaba Tuğçe? Ah 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 vah 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 güzelim kız kırmızı kaleme dönmüş ya. Bunlar hep nazardan. Bunlar hep nazardan. Gerçekten seni bir okuyup üfleyeceğim ben. Tabii. Seni okuyup üfleyeceğim sözüm olsun. Bana hatırlat bir ara tamam mı? Ne olacak şimdi? Allah gitti güzelin doğum günü yemeği ya. Tüh bak. Doğru. Bu halde hiçbir yere gidemeyiz. Size katılıyorum Bora Bey. Bu halde sokağa mı çıkılır? Rezillik tipe bak. Aa! Partiyi burada yapıyoruz. Nasıl yani? Öyle yani. Bu akşam bu parti yapılacak. Bora Bey. Bora Bey konuşmamız lazım. Bora Bey. Meltem kötü niyetli biri. Beni dikkate almak zorundasınız. Beni dinlemeniz lazım. Yeter ama gerçekten. Bora Bey. Bora Bey. Bora Bey bir şey söylemeyecek misiniz? O kız melek yüzlü şeytan diyorum. Ajan o kız ajan. Biliyorum. Biliyor musunuz? Nasıl ya? Neden olmadığını söylediniz o zaman? Yok çocukluk arkadaşım. Yok yazlık aşkım. O çok dürüst, o yapmaz, o güvenilir. Onlar neydi? Sus o da. Yerlere göklere sığdıramadınız Meltem'i. Masayı odaya taşımalar, her fikrine bayılmalar, onaylamalar. Elin ajanını tepemize çıkarttınız be. Susacak mısın? Susmayacağım Bora Bey. Ben şimdiye kadar çok sustum. Siz o ajan yüzünden bana söylemediğinizi bırakmadınız. Şimdi konuşma sırası bende. Ben konuşacağım. Beni susturamazsınız. Sustururum. Susturamazsınız Bora Bey. Sustururum. Susturamazsınız. Ada. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Daldın gittin. Meltem diyordun. Melek yüzü şeytan diyordun. Ne oldu? Niye sustun? Daha orada mıyız biz ya? Evet biz hala oradayız. Biz Meltem konusundan bir türlü kurtulamadık ki. Kurtulamadık. Kurtulamadık evet çünkü siz bana inanmıyorsunuz Bora Bey. İnanmıyorsunuz siz bana ya. O kız tehlikeli. O kız size zarar verecek. Ada. Ben kendim ve şirketimi kurtarabilecek akıl ve mantığa sahibim merak etme. Ayrıca sen benim bazı şeyleri göremediğimi zannediyorsun ya. Ben her şeyi görüyorum. Rahat ol. Ayrıca ben sana niye inanayım ki? Ha? Ben sana niye inanacakmışım?
Ay yine aynı yere nasıl geldik Bora Bey? Biz hiç buradan ayrılmadık ki Ada. Biz hep aynı yerdeydik. Ne yazık ki. Doğru. Doğru, evet. Çünkü ben sizin gözünüzde bir yalancının tekiyim, doğru. Bana inanmıyorsunuz ve inanmadığınız için çok pişman olacaksınız Bora Bey. Göreceksiniz sizi. Ne oluyor? Bir şey yok. Ne oluyor? Bir şey yok. Ada. Dediniz Rüzgar Bey, ben size bir şey soracağım. Ben bu ara fotoğrafçılığa çok merak saldım. Her yeri fotoğrafını çekmek istiyorum ama aklımda birkaç takılan böyle birkaç soru var. Beni bir aydın. Tuğçe Hanım, birkaç soru sorsam sizin için bir mahsuru yok değil mi? Buyurun, lütfen. Tepe kullanabilirsiniz. Gel bakayım. Yasemin teyze bir işi karıştırıyor. Ne iş karıştıracak canım? Bana bak, ister misin sana ben böyle bir tavsiye vereyim, sana yardım edeyim adayı ikna etme konusunda, ha? İster misin? Hangi konuda? Hangi konuda olacak? İlk konusunda tabii ki, hangi konuda olacak? Ben diyorum ki bir büyüğünüz olarak sizin elinizden tutsam, size yol göstersem, adayı evlilik konusunda ikna etsem diyorum ben. Yasemin ablacığım, bu arada abla diyebilirim değil mi? Ay. Sıkıntı yok. Ben ne kadar minnettar kalırım anlatamam. Gerçekten mi? Gerçekten. İşte o zoom lensler konusunda bir aydınlanma yaşadım ben şu an. Evet evet, onlar böyle... Önemli fotoğraf çıktı. Yer misin? Yeme. Yok, yemem. Ne olurdu bana inansaydınız? Ne kaybederdiniz ki? Bir kere ya. Sadece bir kere haklı olabilirsin Ada deseydiniz. Şimdi sadece siz mi kaybettiniz? Aa, pasta da geldi. Geldi, gel hayatım, gel. Tatlım, geç geç. Canım, evet. Herkes beni dinleyebilir mi? Abi. Anneciğim, babacığım, sevgili dostlarımız. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Beni ve Meltem'i yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Ay hadi inşallah. Ya, yeah, ya. Yeah. Meltem hayatıma, yani hayatımıza çok hızlı bir giriş yaptı. İyi ki de yaptı. Evet. Ah, gül gibi çocuk gitti, gül gibi çocuk gitti, görüyor musun? Benim hayatta önem verdiğim tek şey dürüstlük. Bunu beni tanıyan herkes çok iyi bilir. Meltem sağ olsun, şirketimize geldiği günden beri bana çok dürüst davrandı. Evet. Meltemciğim, bu hediyem sana. Biliyorsun ki bizim işimiz yazmak. Eğer sen de istersen, arzu edersen... senin de yazmanı isterim. Bu kalem sana. Eski tecrübelerinle şirketimize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bu kadarı da fazla ama yani. Bence de. Benim kalemim o. Umarım dolma kalemini beğenmişsindir Meltem. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Müsaade eder misiniz? Ne için müsaade edeceğim Ada? Bir edin. Buyur. Ne oluyor ya Meltem? Ver o kalemi. Gel canım, gel canım, ne gel canım, ya? Gel canım sen. Ada. Gel canım sen. Ada. Ben gel canım sen. Ada. Sen. Ada. Ne yapıyorsun? Fırlaşma, oynaşma, vururum suratına. Bakın, boya. Boya mı?
bakın. Boya! Bunun alerjisi boya. Cingöz cingöz maşallah. Bu o kadar yalancı ki. Aynı zamanda ajan. Ajan mı? Aa. Bu kızın Amerika'ya gittiği de döndüğü de yalan. Bora. Yalan. Yalan. Yalanmış. Yalan. Yalan. Bora Bey. Bora Bey demiştim size işte. Ajan bu kız bana. İnanmadınız siz görmüşsünüz. Görmüşsünüz. Sen var ya sen. Ada. Sana tüküreyim ya sana. Ada tamam yeter. Yeter tamam, artık. Yeter. Ben adayı bir anlıyor dayı. Yeter. Tamam yeter. Biliyorum. Meltem'in ajan olduğunu biliyorum. Ne? Meltem. Bütün gerçekleri açıklamak ister misin? Hadi. Rezil. Söyledikleri her şey doğru. Çok özür dilerim. Belma teyze. Keşke böyle olmasaydı ama yapmak zorundaydı. Ne? Ne özür? Ne? Ben anlamadım. Ne oluyor şu an? Anne. Bir dakika. Herkes ajan dedi ben gidiyorum. Allah Allah. Benim tansiyonum düşüyor bana bir şey. Ajan ajan. Ben gidiyorum. Geçti aşkım. Geçti. Ayaz. 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 Tamam Meltem. Gidebilirsin. Ada. Özür dilerim. Bora Bey. Bora Bey siz Meltem'in ajan olduğunu biliyordunuz. Evet, Ada. Ve gitmesine izin veriyorsunuz, öyle mi? Evet, Ada izin veriyorum. Neden? Yine ne güzel bir ekip olarak çözdük bu işi, değil mi? Tuğçe, bize biraz müsaade eder misin? Ada ile konuşmam lazım. Hadi Ada, yürü. Bora Bey. Yürü dedim Ada. Anne, ben boğuldum çünkü. Tamam aslan, geçti artık. Biliyordunuz yani öyle mi? Evet dedim ya da. Peki neden gitmesine izin verdiniz? Gitmesine izin verdim. Çünkü onu affetmem için makul sebepleri vardır diyelim. Neymiş onlar? Bora gerçekten anlattığım gibi babam çok hasta ve 750 bin lira gerekiyor. Meltem. Kendine daha iyi bir alan mı bulsun acaba? Ha? Ne yapıyorsun sen? Babacığım, nasılsın? Ağrım var ama iyiyim kızım. Parayı bulabildin mi? Ne yaptın? Para tamam. Para tamam amcacığım. Hatırladın mı beni? Yazlıktan Bora ben. Yazlıktaki Zafer amcanın oğlu var ya baba. Tamam baba, sen dinlen. Ben seni arayacağım. Tamam kızım. Sahiden verecek misin? Vereceğim tabii. Vereceğim. Son bir şey daha isteyebilir miyim senden? Hakkım yok biliyorum ama... kimseye söylemesen olur mu? İzin ver o da bana kalsın. Peki, peki tamam, tamam. Size de kalsın o. Ama benim size bir sorum var. Siz her şeyi madem biliyordunuz, bunca tatavaya ne gerek vardı? Meltem'e bir şey mi anlatmaya çalıştınız? Neydi o? Konu Meltem değildi Ada. Hiçbir zaman da Meltem olmadı. Kimdi peki? Sendin Ada. Konu sadece sendin. Ben mi? Evet sen. Nasıl yani? Bir kere yalan söyledin mi? Bir daha sana kimse inanmaz. Siz bunu göstermek için mi yaptınız bunca şeyi? Evet. Hayır Bora Bey. Siz bana doğru söylemenin kıymetini göstermeye çalışmadınız. Siz benden intikam aldınız. Ben size üniversite mezunuyum diyerek bir yalan söyledim, evet. Bunun pişmanlığını yaşadım, hala daha yaşıyorum ama siz...
Şirketinizi batırmaya gelen birini, bir suçluyu neredeyse güle oynaya uğurluyorsunuz. Beni de yerden yere vuruyorsunuz. Neden? Ne yaptım ben size? Daha ne yapmamı bekliyorsunuz benden? Pişman olmama mı? Oldum. Özür dilememi istiyorsa diledim. Ayaklarınızla mı kapanayım? Ada, bu kalem Meltem'in değil, tamam mı? Bu kalem başka kimsenin değil. Anladın mı? Bu kalem senin, Ada. Size yalan söylediği için güvenmediğiniz birine, haklı olduğunu anladığınız halde kılınızı kıpırdatmadığınız birine kaleminizi vermeyin Bora Bey. Çünkü ya mürekkebinizi kurutur ya da umudunuzu. Siz bana kalem vermediniz Bora Bey. Siz benim kalemimi kırdınız. Kırdığınız sadece kalem mi? Onu da bilemiyorum. Ada! Ben kendim bildiğim bir kalemim vardı. Sizin verdiğiniz kalem kadar değerli olmayabilir ama vardı. Ben yazı yazmaya sizin kaleminizle başlamadım Bora Bey. O yüzden devam etmek için sizin kaleminize ihtiyacım yok. Ada! Ada! Seçer.